Hepiniz hoş geldiniz. Kardeş. Gel gidelim kanka. Evet. Esselamu aleyküm. Rahmetullahi berekatü. Bugün ikçi merak edenler varmış. Buyurun bakalım. Ziya Bey buyurun. Burası bizim üniversite işte. Tarla. Tütün fabrikası. Eski evet, tütün fabrikası. Ama dostlar bak bir yandan hem gidelim hem de biraz bilgi vereyim üniversite hakkında. Yurdu da göster gelsin. Burası kız öğrenci yurdu. Bak üniversitemize gelecek kızlar çok şanslı. Bildin üniversitesinin içinde yurdu var. KYK yani, yurdu. Daha ne olsun arkadaşlar. Onun dışında biraz bilgi vermek istiyorum. Okulumuzun rektörü Saffet Köse. Çok severim. Hiç yüz yüze konuşmamış olsam da yaptığı çalışmalardır vesairedir bizim bölümden mezun olmasıdır. Bilmiyorum benim ona kanım çok ısınıyor. Bazı kişilerin ısınmazsa da umurumda değil. İşte burası öğrenci yurdu. Şuralar fakülteler. Ziya kardeşim çeker misin? Onun dışında yan tarafta zeytin bahçesi var. Dostlar burası üniversitenin arka girişi. Ön girişine eğer hava kararmazsa ön girişine de uğrayacağım inşallah. Şurada bir dut ağacımız var. Biraz da ilerledikten sonra isterseniz tam anlamıyla ön taraflarını fakültelerin göstereyim sizlere. Evet dostlar hemen orayı çeksiniz ya kardeşim bak. Kızlar için öğrenci yurdunun ön tarafı orası. Dostlar merkezi araştırma laboratuvarı. Burası çoğunlukla tıp öğrencileri için vesaire. Bak orada sulama yapıyorlar gözüküyor mu bilmiyorum. Dostlar hepinizin üniversite hayatını geçireceği yer burası. Çek. Burası bir uçtan bir uca 10 kilometre. Kardeşim bakın şimdi 4-5 yıl boyunca her gün göreceğiniz manzara. Ya bu okulun ortamı farklı güzel dostlar bak. Çoğu üniversiteyi gezmeye gittik Ziya'yla. Fakat bilmiyorum sakinlik bakımından abi bu okul. Yani ben Ege'yi daha çok seviyorum Yasin bu arada belirteyim de bunu. Ben şahsen okuldan %100 memnunum. Bakın şurası İstisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Buralar şu derslikleri biraz göster. Daha içeri açılıyor mu acaba? Belki içeriği de göster. Bakın dostlar o tarafa çek kardeşim. Arkadaşlar bu fakülte de yeni açıldı. Fen ve mühendislik binası diye geçiyor. Bakın dostlar bu mavi bina gözüküyor mu Ziya Bey? Gözüküyor Yasin. Oradaki mavi bina spor salonu, gençlik merkezinin spor salonu. Hani içinde fitness ararsan var, yüzme havuzu var, voleybol, basketbol. Fakat voleybola almıyorlar dostlar ben söyleyeyim. Biz bir defa ya da iki kere gittik. Daha da almadılar bizi. Onun dışında hangarlar var orada Ziya Bey çekin lütfen. Arkadaşlar bak, spor. Orada ciğerlerimiz soldu. Buradan sesleniyorum. Niçin kanka onu da söyle. İçerisi çok tozlu bak doğru konuşalım. İçerisi çok tozlu ve voleybol için bizi oraya yönlendirdiler. Bir dönem voleybolu orada oynadık. Ciğerimiz evet. Soldu yani. Yetkinler ilgilenirse iyi olur değil mi Yasin Bey? Hani oranın voleybol sahası boşta kalıyor çoğu zaman. Orayı verebilirler bize. Ama o üniversiteye ait değil ki Yasin. İşte olmasa bile üniversite devletin değil mi? Üniversite de devletin. Bitmiştir abi. Düz mont. Neyse. Buna şükür diyelim arkadaşlar. Her şekilde halimize hamd etmeyi kesmeyelim. Ziya ile konuşmuştuk. Bu hayatta mutlu olmanın iki sırrı var. Bir şükür. İki Ziya. Ölümü hatırlamak. Ölümü hatırlamak. Bu iki şeyi bol bol hatırlayıp yaparsanız... Emin olun çok mutlu olacaksınız. Çünkü düşünsenize. Kankam yürüyelim bir yandan. Tamam. Bir yandan günlük hayatınıza imtihanlar gelmeye devam ediyor. Gün geçmiyor ki imtihan gelmesin. Böyle sen eğer o günkü imtihanına şükretmezsen. Rabbim sen vermişsin benim için bunu hayırlı görmüşsün. Vermişsin ben buna katlanırım demezsen hayatınız cehennem gibi geçer. Fakat her şeye şükredip. Rabbimizin verdiği sonsuz nimetlerden yararlanırken halimizden memnun olursak paramız olmasın bırakın ya da
istediğimiz bazı şeyleri elde edemeyelim. Her türlü bize mutluluk vardır yani İslam'da. İslam'ın gözünü seveyim ya. Evet, fen ve mühendislik yani fakültesi. Arkadaşlar böyle tanıtım olsun. İçine Yasin Bey'in nasıl söyleyeyim, kattığı bir vaz. Ağzına sağlık kankam. Biz, her şey İslam'dır. Taş da İslam'dır, toprak da İslam'dır, hayat da İslam'dır, insanın fıtratı, insan da İslam'dır. Sen... Bak bak. Hareketlere bak. Benim sesim gelmiyor. Geliyordur illa Yasin, sen konuş kanka. Hayır, sen arka ses yap işte, burası... Arkadaşlar burası Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi. Benim okuduğum fakülte sosyoloji. En önemli yerlere doğru gidiyoruz dostlar. Aynen. Daha burası okulun girişi. Şu bina gizemlerle dolu. Hangi binaydı? Dolu? Gizemlerle Yasin. Hangisi? Şu bina da. Sen hangisinde okuyordun ki unuttum ben. Dostlar, medya tasarımı isteyen varsa medya tasarımı bu, burası. Ve buradan hiçbir yere çıkış yok. Her yerden her yere çıkış var. Burası kendine özel bir yer. Hani yani buraya girdin çıkamıyorsun değil mi Yasin? Yeriniz ayrı arkadaşlar. Yani ben giremedim şahsen 2 yıldır. Arkadaşlar biraz akşam saatleri oldu da Yasin'in evet, izleri. Yok. Normal de Yasin müdahale eder. Adam kameraman be. Arkadaşlar Eczacılık Fakültesi. Bu bölümü kazanan arkadaşlara başarılar dilerim. Kolay değil. Dostlar, herkes... Aa, ışıklar açıldı. Dostlar. Aynen, aynen. Wow. Herkesin... Bu... Ne derler ona? Herkesin yolunun düşeceği yer burası. Ziya kardeş, gel. Kankam, yaklaş, yaklaş. Dostlar, hepinizin yolu buraya düşecek. Ya İngilizce, ya Arapça, ya başka bir dil. Hepiniz bu fakültenin içinde okuyacaksınız. Bak, bu videoyu umarım üniversiteyi kazanıp da sonradan gelen arkadaşlar izler. Çünkü ben burayı bulana kadar neler çekmiştim, neler. Oo, senin değil, benimdir o kara gözler. Dostlar, asıl mesele bu. İslam İlimler Fakültesi. Asıl her şeyin kaynağı. Büyütmek için söylemiyorum çünkü çok büyük bir bölüm. Hayatımızın şekillenme amacı. Daha nasıl övüyüm ya kankam. Elhamdülillah İslam deyince akan sular durur. Yeni gelecek arkadaşlara başarılar dilerim. Kankam burası neydi? Konferans salonu falan diyorsa. Dostlar bak, bakın Ziya hemen çeksin, burası konferans salonumuz. Üniversitemizin. Ya biz de tam geceye denk geldik, kusura bakmayın arkadaşlar. Ama en sakin zaman ve en rahat konuşacak zaman bu dilim olduğu için bu saatte geldik. Bakın herkesin oturacağı bir yer. Gözüküyor evet. Mu bilmiyorum bizim da. Meşhur banklar. Dostlar bu banklar, bak şu ilerisi hemen kütüphane, orayı birazdan yakından göstereceğim. Onun dışında buralar herkesin oturabileceği banklar. Yaklaş kardeşim. Bakın dünyanın en sanat eseri olan, dünyanın birinci sanat eseri gölgelik. Başka bir yerde yok yani. Dünyada eseri yok. Gölgelik yapmış adam. Eşi benzeri. Yasin, arkadaki binayı tanıtsana. Yemekhanemiz de çok güzel dostlar. Bunun arkasındaki bina full yemekhane. Üstünde gençlik merkezi mi ararsın, langırt mı ararsın, bilardo mu ararsın, hepsi var. Ne ararsan. Gayet sağlıklı ortamda eğitim görmekteyiz. Her şey mükemmel. Rabbim, bak şaka maka da bunu hiç düşünmüyoruz. Bir konudan bahsedeceğim. Biz gelmişiz buraya okuyoruz fakat bunun arkasında o kadar kişinin emeği, hani ta bunu mesela şehitlerimize kadar götürebiliriz. Elbette Yasin. Biz rahat bir
okul okuyalım. Biz 2-3 tane bir şey öğrenelim diye adamlar orada şehit oluyor. Biz bir şeyler yapalım, bir yerlere gelelim diye annemiz, babamız seferber oluyor. Ailemizden bizi sevenler hepsi seferber oluyor. Hani dostlar, buraya gelecekseniz eğlenmek için gelmeyin. Üniversite ortamını tatmak istiyorum diyen gelmesin. Gerçekten okumaya hevesi olan gelsin. Yoksa annenizi babanızı üzmekten başka her şeyi yaparsınız diyorum. Evet, kütüphane. Dostlar, vazgeçilmez bir üniversitenin olmaz da olmazı kütüphane. Library. Nasıl söyledim? Library. Adam İngilizcesini konuşuyor daha, daha içinde göstermek isterdim de dostlar. Kapalı maalesef. Gündüzler bile kapalı, evet. Değil mi Yasin? Gündüzler kapalı. Hani dersler değil. Bitti ya. Bugün kapalıydı da. Ne? Dersler bitti ya. Evet, evet. Ha, kütüphane diyorsan doğru, açık olurdu ama fakülteler kapalı. Hayır. Fakültelerin içi açık bu arada. Enteresan. Dostlar şey... Ne derler, ismini unuttum. Mutfak. Evet. Bakın, çok ilginizi çekecek be. Okulda ne yaptın? Hastalandın mı? Çek kardeşim. Sağlık ocağı. Kilometrelerce yol gitmeye gerek yok. Hemen gel sağlık ocağına. Seni daha da hasta etsinler. Seni daha da hasta etsinler. Valla ben iki kere gittim. Tabii dostlar. Ben bu, söyleyeyim. Bu bir şakaydı arkadaşlar. İki kere gittim. Birinde ölüyordum. Buradan doktorumun ellerinden öperim. Bir ilaç verdi, direkt dipçik gibi oldum abi. Şurası da arkadaşlar öğrencilerin olduğu yer. Bırak ben de biraz tanıtayım Yasin ama olmaz ki böyle tanıt ya. Tanıt kardeşim. Tamam tamam. Bu ikili bir öğrenci. Göstereyim bak, de. Ha, bir bilgi vereyim hemen arada. Kankam dostlar, şöyle resmi falan göstermeyin. Okula geldiğiniz an size bu kartlardan verecekler. Ve bu kartı kaybederseniz bir ücret ödemeden tekrar alabiliyorsunuz. O yüzden fazla sıkıntı yapmam. Niye bilmiyorum, ben bu konuya girdim de. Bu kartı bir hafta içinde sizin elinizde olacak. İççi kart. Yasin Bey, etrafı da gösterelim tekrardan. Şöyle arkadaşlar, şu taraftan yürüdük. Abi, yeni evet. Mi açıyorsunuz işi? Bizim için açılır Yasin. Genelde açmazlar. Allah razı olsun. Rabbim Saffet Köse... Başkanımızı, rektörümüz de bizi görüştürmeyi nasip etsin. Valla. Sanki nasıl büyük bir özlem. Ben seviyorum onu ya, valla. Çok abi, yok, İslam'a hizmet etmiş bir adam. Evet, harbiden. Bence. Maşallah. Evet. İlk şey. Biz gördüğünüz gibi burası rektörlük binası. En arka kapıdan girdik. Rektörlük binasından bitiriyoruz dostlar. Evet, Azerbaycanlı gagay kuralları çiğniyor. Neyse dostlar, kendinize iyi bakın.